Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Berk. Fallen kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir Discord Savaşları videosu ile karşınızdayım ve bu bölümde sizler için güzeller vs yakışıklılar olmak üzere iki ayrı takım kurduk ve bu iki takımın mücadelesini izliyor olacağız arkadaşlar. Daha öncesinde biliyorsunuz bunları ayrı ayrı çekmiştik, işte güzeller takımı ve yakışıklılar takımı olmak üzere. Şimdi bunların karşılaşmasını değerlendiriyor olacağız. Ben katılmıyorum özellikle ki değerlendirme daha keyifli olsun, daha eğlenceli olsun diye ve Discord Savaşları'nın böyle farklı bir tadı olsun diye. Bakalım güzeller mi kazanacak, yakışıklılar mı kazanacak sizlerle birlikte görüyor olacağız. Şöyle picklere baktığımızda Lux, Katarina, Syndra, Ahri ve burada Chorn adını unuttum. Irelia beşlisini görüyoruz. Aynı şekilde mavi tarafa da baktığımızda Silas, Jace, orta koridorda Set, orta koridorda Set ne alaka? Set, Yasuo ve Ekko beşlisini görüyoruz. Bu arada Set o çalıya kafa atarsa bir tık sıkıntı yaşayabilir. Hemen onları gördü. Geri çıktı. İki kişi bu arada bot lane'de duracak güzeller takımında. Yakışıklılar takımında da aynı şekilde iki kişi bot lane'de. Orta koridordaysa Katarina Jace'e karşı mı duracak? Yok, onlar da iki kişi duruyor. Bu arada güzeller takımında çarp yok. Çarp olmadığı için bir tık farklı bir senaryo izlenebilir burada. Yakışıklılar takımına baktığımızda da iki tane jungle olmak üzere bir kompozisyon yapmışlar. Bu arada Ahri bir tık yakalandı. Yasuo'nun hortumunu da yedi. Setin E'sini de yiyince bayağı bir kitle kontrolüne maruz kalmış oldu aslında. Şu an güzeller takımının Lux'ı eksik. Umuyorum gelir sorunsuz bir şekilde, eksiksiz bir şekilde oynarlar. Çünkü Lux'ı orta koridora yönlendirirlerse kafa kafaya gelecekler. Bu arada ilk görevin ne olduğunu biz de bilmiyoruz. Sizlerle birlikte göreceğiz biz de ilk görevin ne olduğunu. Ya, güzeller takımının kompu da güzel. Yakışıklılar takımının kompu da güzel. Bu arada Yasuo gitmeden önce orada Charm'ın tutturduğu için skor almayı başardı. Yalnız Ahri Yasuo'nun gerisinde kalmadığı için orada Q'nun dönüş hasarını Yasuo yemedi ve burada yakışıklılar takımı 2 tane skor çıkartmış oldu. Ve ikisi de sete gitti. Syndra bu arada bot lane'e geldi Katarina ile birlikte. Kesebilecekler mi bakalım Yasuo'yu? Yasuo'nun canbarı çok az. Katarina ölmedi ama şimdi ölecek sanıyorum bu hamleden sonra. Sıçrasını kullandı, E'sini de kullandı. Bir pozisyondan kendisini kurtardı. Bu arada Lux da oyuna dönmüş. Şu an yakışıklılar 2-1 duruma getirdi durumu. Ama Yasuo'nun orada elinden gelen en iyi oyunu çıkardığını gördük. Oo, Syndra'nın W'su orada kötü gitti. Irelia devam etmek istiyor. E'sine bu arada sıçra atmak zorunda kaldı Jace. Lux burada Q'sunu tutturdu. Set çok fazla hasar yedi ama W'sunun hasarını rakibe verdi. Bu arada yakışıklılar takımının çarp avantajı olduğu için daha rahat edecekler. Rahat bir şekilde orman kampı dönecekler. Fakat güzeller takımı burada 4 kişi bot lane'de XP bölüştüğü için şu an tecrübe konusunda rakiplerine göre geriye düşecekler. Çarpların olmaması büyük sıkıntı yaratacak onları bu arada. Özellikle rakipten kaynak toplarken ama savaşlarda spell avantajı olduğu için onlar daha karlar. Bu arada Lux orada kaldı, sıçrasını kullanmak zorunda kaldı. Bakalım ne senaryolar göreceğiz, şu an çok merak ediyorum. Katarina Hex silah kılıca doğru ilerliyor. Lux'ın sıçrası olmadığını unutmayalım. Set onu bu arada yakaladı. E'sini kullanacak bir set kullanamadı. Ahri bu arada kaçabilecek pozisyondan sıçrasını atmak zorunda kaldı. Kaynakları bayağı bedava harcıyorlar bu arada. Güzeller takımı birazcık sıkıntı çekiyor. Altında da 1800 gold gerideler. 1600-1500 o civarlarda şu an takılıyor. Burada hemen çarplarıyla birlikte yakışıklılar takımı oradaki görüşü de almayı başardılar. Ve ilk görevde ganimet hırsızı Teemo. Haritada bir tane Teemo çıkacak arkadaşlar. Bu Teemo haritada dolaşacak. Dolaşırken siz ona hasar verdikçe altın kazanabiliyorsunuz. Bu arada güzeller takımı burada 3 kişi birden yakalamayı başardı Set ve Yasuo'yu. Düşürebilecekler mi Yasuo'yu? Yasuo'yu düştü ama arka tarafta Irelia'nın düştüğünü gördük. Aynı zamanda Lux da burada yakalanmış ve düşmüş. Teemo da hemen güzeller takımının kulesinin altında doğdu. Bakın vurdukça altın kazanıyorlar. Çok ufak altınlar ama bu arada Ahri çok kötü bir yerde kaldı. Orada Ekko'nun da WT'nin arasına sıkıştı. Katarina bir şeyler yapabilir mi? Ekko ultisini kullandı. Katarina'nın burada düştüğünü görecek miyiz? Düşmedi ve bir de Ekko skorunu almayı başardı. Şimdi Irelia da pozisyonu dahil oldu. Bakalım neler olacak? Irelia burada iki kişiyi birden yakaladı. Ultisini de kullandı. Bir tane skor çıkarttılar. İkinci skor çıkartamadan Irelia düştü. Peşine Katarina'yı da kesmeyi başardılar. Yakışıklılar şu an harika götürüyor oyunu. Güzeller de arka tarafta gariplerim yavaş yavaş Teemo'ya vurmaya çalışıyorlar. Teemo'ya şu an pingler geliyor. Rakip ormanda dolaştığı için yakışıklılar takımı oraya girmekte bir tık zorlanacaktır. Çünkü kayıcın harekete geçtiği anda koruyucu kayıcın sorun yaşayabiliyorlar. Ama Teemo da dakikalar ilerledikçe tabii haritanın her tarafını dolaştığı için yakışıklılar takımının ormanına girerse bu da bir tık sorun olabilir güzellere. Şu an canbarı 4800'lerde. Ahri orada öpücüğünü kaçırdı.
Daha güzellerde Katarina çok güçlü durumda. Yakışıklılarda da Seth ve Jace çok iyi durumda. Dikkat etmeleri gerekiyor. Yakışıklıların şu an canvarı çok az bu arada. Orada bir tane skor almayı başardı Silas ve burada galip yakışıklılar takımı oluyor. Almayı başardılar. Timo'yu keserek ve bulut ejderi, pardon, okyanus ejderi etkisinden faydalanacaklar. Belli bir süreliğine. Güzeller iyice altında geri düştüler. 6K'lık altın farkı çok ciddi. Bu arada Irelia'nın E'si çok yakından geçti. Ucu ucuna. Yani şu an aslına bakarsanız çok fazla kitle kontrolü olmadığı için yakışıklılar takımında Katarina burada yetenek kitini kullandığında avantajlı hale gelebilir. Ama işte dediğim gibi güzel kullanması gerekiyor. Bu arada Lux tehlikeli bir yerden geçti. Yasuo orada tutturur tutturması ortamını. Direkt ultiledi ama şu an canbarını kaybetti ve Yasuo'nun düştüğünü gördük. Güzeller takımı aradan bir Yasuo skoru çıkartmayı başardı. Sindar'a da pozisyona yakın. Ekko'nun canbarı az. Ekko ultisine de baitleyebilir. Ultisini kullanacak bakalım Ekko. Kullanmadı. Bu da güzelleri bayağı oyaladı. Lux'ı yakalamayı başardı. Lux düşecek mi? Sıçrasını atmasına rağmen düştü. Peşinden setten çok güzel bir ulti. Ahri'yi de burada düşürecekler. Güzeller takımında sadece Sindar ayakta kaldı. Setamo da devam etti. Burada katliam olabilecekler mi? Sindar alacağını çok az. Peş peşe 2 tane sıçran. 3'te 3 atan bir set. Yakışıklılar takımı direkt tertemiz bir şekilde kazanmayı başardılar. İşte jungle'ın önemi de bu noktada kendisini belli ediyor. Seviye avantajı alıyorlar. Bunun yanı sıra pozisyonları güzel değerlendiriyorlar. Ve yaratabilecekleri maksimum etki yaratıyorlar. Aslında spell avantajı olan güzeller takımı ama bu spell avantajlarını değerlendiremediler. Şu an mesela mavi falan almaları pek mümkün değil. Oo, çok kötü bir yerde yakalandı Lux. Ahri'yi de muhtemelen peşinden yakalayacaklar. Ahri de yakalandı ama son anda sıçrası ve ultisiyle birlikte pozisyondan kendisini kurtardı. Bu arada Katarina'nın da sıçrasını almayı başardılar. Şu an yakışıklılar bayağı ağır bir şekilde baskı kuruyorlar. Oo, setin E'si kaçtı. Irelia'yı bu arada kesebilecek güçler. Irelia'dan 2 kişilik bir E kullanımı yeterli olmayacak. Ultisini tam kullanırken havada kaldı. O da öldü. Sindra'yı da kesmeyi başardılar. Bayağı ağır hezimete uğrattılar ya. 7 dakikada bottan yakışıklılar hemen kuleyi aldılar. Bakar mısınız? Yasuo bir eşya bitirmiş. Set bir eşya bitirmiş. Jace aynı şekilde. Yani şu an eşya bitirmeyen kimse kalmadı yakışıklılar takımında. Gerçi güzeller takımında da bir hack silah kılıç bitti Katarina'da. Diğerleri eşya tamamlayana kadar muhtemelen oyunun sonlandığını bile görebiliriz. Ahri ters bir yerde. Ultisi de yok şu an. Irelia'dan bu arada güzel bir sersem etme. 2 tane skor birden aldılar. Katarina burada ultisini kullandı ama bakalım devamını getirebilecekler mi? Katarina'nın arada öldüğünü gördük. Oo, Jason kaçan bir orada EQ kombosu. Oo, Irelia yetenek kitini kaçırdı. Kesebilecekler mi? Set düşmedi. Tutuşu da gelince Irelia'nın üzerine o da düştü. Arka tarafta Lux'ın da düştüğünü gördük. Sindra'nın burada yaşama şansı çok az. Yasuo hortumunu tutturdu. Peşinden de ultiledi. Set de burada ikinci skoru Yasuo'nun elinden çalarak 2'de 2 atmayı başardı. Ve ateş çemberi geliyor. Ezar geçerli. Hadi bakalım. Yampiri engeci de kestiler. Hemen gelmeden çember bir resetlenmeye gitti yakışıklılar takımı. Eşyalık gelecekler. Bir de daralan olan tam burada kaybeden takımın zıttı yönde. Kendi base'lerine değil de yakışıklılar takımına doğru daralınca burada sorun yaşama ihtimalleri çok yüksek. Yasuo ebedisini bitirmiş. Hayaleti bitmiş. Ekko'nun leech puanı bitmiş. Güzeller takımı da Luden'leri tamamlamışlar ama daha Irelia'nın güçlenmesine birazcık zaman var. Bu arada Lux çok tehlikeli bir yerde kaldı. Sıçrasını atmak zorunda kaldı. O üst ormanda daraldı bu arada alan. Beklediğimizin tam aksine. Bu arada set birazcık daralandı ama gitmeden önce Lux'ı kesmeyi başardı. Mancını atladı orada. Mancını atlayınca otomatik olarak alanın dışında öldüğünü gördük. Irelia burada tek başına. Peşinden set sıçrası geliyor. Irelia'yı da kesmeyi başardılar ve statik güçlendirmesi kazandılar. Orada Ahri için büyük talihsizlik oldu. Mancını basarak kaçmaya çalıştı. Ya da yanlışlıkla tıkladı. Şu an bütün kaynakları, bütün savaşları kazanan bir yakışıklılar takımı var. Bu arada bu konsepti beğendiyseniz buna benzer başka konseptler de çekebiliriz. Yorum olarak belirtin. Hani şunlarla şunlar, bunlarla bunlar. Bu arada setten enteresan bir sıçra kullanımı gördük orada.
Kayıcılığı çalmak için yaptı sanırım. Bütün kaynakları takım arkadaşlarından çalmaya çalışıyor maşallah. Mavi güçlendirmeyi almaya çalışan bir güzeller takımı. Ikınıyorlar şu an maviyi kesebilmek için. Bir de mavi üstüne resetlenince saldılar artık, vazgeçtiler. Jayce şu an cayır cayır yanıyor. Oo, Sider'ın hasar çok fazla. Ultisini de sağladı. Orada silah skorunu aldılar. Eko arka tarafta Lux skorunu alıyor. Orta koridorda Jayce Katarina'dan skor almayı başardı şu an. Güzeller burada sıkıştılar. Yasuo setin E yeteneği tutturmasına bağlı olarak hemen orada pozisyon yarattı. Ahri aslında mancını atlayarak oradan kaçmaya çalışabilirdi. Ultisini kullandı ama peşinden Eko orada sıçraladı. Kesebilecek mi orada? Herhangi kimseyi kesemedi. Peşinden orada Eko Ahri skorunu alıyor. Bak 3 kişi yanıyor şu an yakışıklar takımında. Bu arada geçen her dakika tabi güzeller takımının güçlenmesini sağlıyor ama takım savaşında gerçekten etkileri çok zor. Lux orada bir ulti salladı. Çok güzel bir yerde bekliyor şu an yakışıklar. 3 kişi birden Ahri'nin üzerine atıldılar. Aman Lux'un üzerine. Lux'un kaçabilecek bir yolu yoktu. Devamında gelecek mi bakalım. Bu arada Syndra ciddi hasar vermeye başlamış ama etkili olabilecek mi pek sanmıyorum. Bu arada Eko direkt dive'ını attı orada W yeteneği tutunca. Ahri'nin düştüğünü gördük. Yasuo vardı arka tarafta hortumu tutturur tutturmaz. Direkt Syndra'nın üzerine atıldı. Syndra düştü. Peşinden Katarina'yı da kesmeyi başardılar. Üzerine Irelia da öldü ama Yasuo da orada shutdown'ı Irelia'ya vermiş oldu. Birazcık sıkıntı. Mahvolmuşunu bastı burada set. Çok fazla hasar çıkaracak. Tutuşur da bastı. Lux'tan gelen bir ulti ama başarısız. Bakalım ayakta kalabilecek mi Lux? Şimdilik ayakta gibi duruyor. Güzel, ölmedi. Kayıcılı kesiyor bu arada yakışıklılar takımı. O kadar güçlü durumdalar şu an. Ve Duello geliyor. İşte bak Duello şu an güzeller takımının istemeyeceği ilk şey olabilir çünkü kazanma şansları çok az. Bu arada Eko çok ters bir yerde kaldı. Irelia da atladı. Ultisini kullandı Eko bu arada. İki kişinin canını çok azalttı. Syndra'yı da kesmeyi başardı bu arada. O senaryoda yine de Syndra'yı aradan çıkarttı. Irelia bu arada üçlü kuvvetini bitirmiş. Üzerine Tiamat'ı ve tek kılıcı var. Güzel hasar bırakabilir. Katarina Rabadon'a doğru ilerliyor. Syndra orada bilinmezlik küresi almış. O da Morello alacak. Lux'da bekleme süresini azalma eşyası aldı. Bakalım ilk düelloya geldik arkadaşlar. Jayce set ikilisi Lux ve Katarina'ya karşı. Lux burada ultisini çok erken kullandı. Q'sunu tutturdu. Bakalım kesebilecekler mi? Jayce'in şu an yetenek kiti var. Katarina orada ultisini de kullandı ama direkt erittiler onu. Peşine Lux da kesecekler. Lux'ın ayakta kalma şansı yok. İkinci düelloya geldik. Syndra Ahri ikilisi karşılarında kim var? Yasuo ve Sylas ikilisine karşı. Ahri'nin ultisini çalmayı tercih etti. Bu arada orada yakalınca tabi E'sini tutturduğu anda Yasuo da ultiledi ve buranın galibi de yine erkekler takımı oluyor. İki galibiyet almaları zaten modu kazanmaları için yeterliydi. Eko şu an boş duruyor, savaşmıyor. Karşısında Irelia var. Yalnız Eko'nun canı azalsa dahi kalkanı sayesinde birazcık da ayakta kalabilir. Irelia ultisini kullandı. Çok güzel hasar çıkarttı. Eko'nun şu an ultisi yok. Irelia pozisyon. Aa, Eko'nun ultisi varmış bu arada. Çok temiz bir düelloydu bu arada. Ve Eko buranın galibi oluyor. Her türlü galip burada yakışıklılar oldu. Poro kralını da çağırmış oldular. Poro kralı map'te devam edecek. Yapılara vuracak, rakiplere vuracak. İçerisinde kalan takım arkadaşlarını iyileştirecek. Şuna bak, yakışıklıların hepsinin neredeyse 10 kilo olacak. Bu ultilerini tamamladılar. Bu arada Irelia Shojin almış. Setten bir sıçra oyunu Lux'a arka tarafta sıkıştırdılar ve kulenin altına götürerek onu kestiler. Eko bu arada arkada Ahri skorunu istiyor. Ahri'nin peşinden devam edecek mi? Syndra'nın düştüğünü gördük. Katarina vurmaya çalışıyor. Eko'yu kesti yine de aradan. Gayet karlı. Bu arada Silas'tan bir set oyunu Ahri'nin ultisini çaldı. Katarina direnmeye çalışıyor. Arka tarafta ileriyle 3 kişiyle mücadele etmeye çalışıyor. O da yapabileceği maksimum oyunu yaptı. Yapabileceği bir şey yok. Onun düştüğünü gördük. Peşine set 2-2 attı. Hem Katarina'yı hem Ahri'yi kesti. Şuna bakar mısınız ya? Terör estiriyor yakışıklılar takım. 12-49. 20K'lık altın farkı oluştu. Lux ultisi Poro kralına doğru. Orada yakalandığını gördük Lux'ın. Jumper bayağı bir azaldı setin. Tek kombosuna vardı. Jayce'den sıçra Q. Direkt tekledi orada Lux'ı. Güzellerin yapabileceği pek bir şey kalmadı. Poro kıladı yavaş yavaş Nexus'a doğru geldi. Nexus'a vurmaya başlayacak ufak ufak.
Ya Sword'a W'su ile bayağı gelen bir komboyu engellemiş oldu. Irelia'nın tekrardan düştüğünü gördük. Oo, Yasuo'dan 2 kişilik bir ulti fakat orada base'in içinde kaldığı için çok fazla hasar yedi. Set düşecek mi Syndra ultisine? Ahri ultisiyle gitti. En azından shutdown almayı başardı. Birazcık daha bir şeyler çekebilir üzerine belki. Yine de tabii toparlama şansları çok az. Hani bir şansları var, o da artık merkezlerin ayaklanması. Merkez ayaklandığında bir şeyler yapabilirler. Bu arada Ahri kovalamaya çalışırken Ekko yakalandı. Ekko Jace'in de EQ'sunu yiyince Ahri yapabileceği pek bir şey yok. Lux'ın da burada öldüğünü görecek miyiz? Sıçrasını atmak durumunda kaldı. Syndra ultisini çalan Silas hemen orada Lux'ı kesti. Peşine de Ekko Katarina'yı kesti. Maşallah ölen ölene. Güzeller takımı durdurulamıyor. Cidden Riot kadın ve erkek karakterleri çok dengesiz yapmış. Hani belki kompozisyon olarak daha şey olabilirlerdi ama hepsi birlikte olduğunda gerçekten hani yakışıklılar kadrosunun çok çok daha efektif olduğunu görüyoruz. Burada hemen alameti de aldılar. Bence salmalarına bile gerek yok. Hani çok boş olur burada. Zaten kazanacakları çok aşikar. Yine de uzatabildikleri kadar uzatmaya çalışıyor yakışıklılar takımı. Maksimum build'leri gösterecekler herhalde. Herkes de 4'er eşya oldu çünkü. Hatta şu an Silas full build. 18 level Yasuo, 18 level Jayce. Burada daha güzellerde 15 leveller var. Hydra minyon dalgasını temizlemeye çalışıyor. Birazdan inhibitor gelecek. İnhibitor gelince rahat edebilirler. Merkezlerinin ayaklanmasını bekliyor şu an yakışıklar takımı. Haritadaki her şeyi kestiler arkadaşlar. Her şeyi. Hani kayacılı bile kestiler. Kaynak kalmadı haritada. Oynadıkları yere bakar mısınız? Rakip kulenin altında oynuyorlar artık. Yasuo bu arada Katarina'nın peşindeydi. Ekko orada ultisini kullandı. Artık utanması oradan girecek. Set içeri girdi bu arada. İki kişiyi birden kesmeyi başardı. Burayı da işgal ettiler ve yakışıklar takımı modun galibi oldu arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devamlı istiyorsanız like, yorum atarak numara belirtebilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz.